Hoş geldiniz arkadaşlar. Geçenlerde 3 günlük işi bir güne sığdırmamız gerekti. Düzenli spor yapıyorum, sigara kullanmıyorum. O halde akşam eve geldiğimde yerimden kıpırayamayacak kadar yorgundum. Bir de benim yaptığım spor kas kütlesi kazanmak üzerine değil. Ben vücut ağırlığımla yüksek tekrarlı direnç antrenmanları yapıyorum. Önceki podcastlerimde bunun faydalarından bahsettim. O bölümleri mutlaka izleyin ve tavsiyelerimi uygulayın. Mesela ben şu anda sadece vücut ağırlığımla 5 set 25 tekrar squat yaptığımda bacaklarım daha yeni yeni kasılmaya başlıyor. O enerji seviyelerine kadar çıkabildim. Ama bu noktaya 3 set 10 tekrarları yapamadığım seviyelerden geldim. Maksimum çıkabildiğim rakamlar 3 set 100 tekrar veya 5 set 50 tekrar. Tek seferde de 185 squat yapabiliyorum. Bunlar benim vücut ağırlığımla çıkabildiğim en üst limitlerim. Zaten bu noktalara çıkabildiğim için 5 çarpı 25 falan çok normal geliyor bana akşama kadar rutin çalışma artı yüksek tekrarlı spor benim için şu an normal bir şey. Sırtınızda 10 kilo ile biraz yürüyün. Daha sonra 5 kilo ile yürürken kendinizi kuş gibi hissedersiniz. Aslında olayın mantığı bu. Peki sizin sürekli yorgunluk şikayetiniz varsa bundan yaşam süreniz boyunca nasıl kurtulacaksınız? Vücut geliştirmede çok kullanılan bir söz var. Kesin duymuşsunuzdur. No pain no gain. Yani acı yoksa kazanç yoktur. Senin bu yorgun düştüğüm dediğin seviye kaslarının artık tamam ben limite geldim enerjim de kalmadı beni uğraştırma geç şuraya uzan dediğin noktadır. Sen bu noktaya geldiğinde kendini biraz daha zorlayıp spor yaparsan enerji ve direnç seviyeni daha yukarılara çıkartmış olacaksın. Normalde yoruldum dediğin gündelik yaşantına artı sporda kullandığın enerji seviyesini eklemiş olursun. Yani senin yeni normalin şu olur. Günlük iş güç artı evdeki spor eşittir yeni yorgunluk seviyem. Bu yüzden enerji seviyeni günlük yorulma limitinin üstüne çıkartmalısın. Arabadan örnek vereyim. Önceden depodaki 10 litre benzinle akşama kadar anca idare ediyordun. Eve tekleyerek ve tüm benzinin bitmiş bir halde varıyordun. Eğer ki depodaki benzinini 12 litreye çıkartırsan eve rahat rahat varırsın artı deponda harcamak üzere 2 litre daha benzin olur. Bunu insan ve enerji örneğine uyarlayalım. Eğer ki senin 10 birim enerjin varsa bu bittiğinde yorgunluk çekeceksin demektir. Sen bu enerjini kendini zorlayarak, spor yaparak 12 birime çıkartırsan, nasıl ki gün içinde öğlene kadar 5 birim enerji harcadığında yorgunluk hissetmediysen, akşama kadar çalışıp 10 birim enerji harcadığında da hala vücudunda 2 birim enerjin olacağı için yorgunluk ve bitkinlik hissetmeyeceksin. Peki bu enerjiyi nasıl arttıracağız? Her gün yatmadan önce vücut ağırlığınızla basit antrenmanlar yapın. En basit ve en etkilisi squat. Mekik şına barfix de yapabilirsiniz. Hangisini isterseniz onu yapın. Yeter ki birkaç gün yapıp bırakmayın. Bunun için de düşük tekrarlardan başlamalısınız. Benim size tavsiyem ilk önce 5 set 10 tekrar sukata çıkmaya çalışın. Bu hedefi tutturmaya çalışın. Daha sonra bunu ufak ufak arttırarak 5 set 25 tekrarlara kadar çıkın. Aksatmadan düzenli olarak yaparsanız yorgunluğu falan unutun zaten. Sabahları yataktan uyuZlanarak değil, fişek gibi kalkmaya başlayacaksınız. Bakın, vücut ağırlığıyla 5 set 25 tekrar yapmakla ne var falan demeyin. Kalkın bir deneyin bakalım kaç tekrar yapabiliyorsunuz. Gerçekten hiç kolay değil. Deneyip görün. Peki benim yaşadığım gibi bir günde 3 günlük çalışmak zorunda kaldınız ve kendinizi çok yorgun hissediyorsunuz. Ne yapmalısınız? Yorgunluğun sebebi sadece enerji düşüklüğü değildir. Kendimizi normalden daha fazla yorduğumuzda kaslarımıza laktik asit birikmesi olur. Bu hamlama dediğimiz olaydır zaten. Hamlamadan yani kaslarımızda biriken laktik asitten kurtulmanın en kolay ve en kesin yolu şu. Bol bol su içmek, derin derin nefes alıp vücudu oksijene doyurmak ve kan dolaşımını arttırarak laktik asidin vücuttan atılma sürecini hızlandırmak. Ben şu şekilde yaptım. Eve geldim bol bol suyumu içtim. Derin derin nefes alarak sporumu yaptım. Daha sonra sıcak banyom yapıp uzandım. Ertesi gün kalktığımda sanki bir önceki gün hiç çalışmamış gibiydim. Sadece kaslarımda biraz sertlik vardı. Acı, ağrı, hamlama, enerji düşüklüğü gibi hiçbir şey yaşamadım. Siz de aynen bu yöntemi uygulayacaksınız. Ne zaman yorgun olsanız, bol bol su içip spor yaparak, derin derin nefes alarak hem hamlamayı önleyeceksiniz hem de bu sırada spor yaptığınız için enerji seviyenizi bir öncekinden daha yükseğe çıkartmış olacaksınız artık eski çalışma rutinleriniz sizin için normal ve yorucu olmayan gündelik bir hale gelecek. Kilo probleminizi de çözmüş olursunuz. Sizin günlük yeme alışkanlıklarınız eşittir. Sizin vücut görüntünüz ve gidip geldiğiniz kilolarınız. Siz her gün gündelik yaşantınızdan kalori çalacağınız için yeme alışkanlıklarınız sabit kalsa bile sürekli kilonuz aşağı düşecek. Mesela büyük beden modelli yapan kadınlara bakın. Şişman denecek kilodadırlar ama vücutlarında selülit yoktur. Yağların kat kat göründüğü bıngıllar falan yoktur. Neden? Çünkü hayvan gibi spor yapıyorlar da o yüzden. Vücutları kilolu ama sıkı. Ben bir kere havuzda denk geldim. Kız zayıf ama selülitleri var. Karnı şişik duruyor. Sarkıntıları var. Kız birçok kadının hayali olan 50 kilolarda anca var yok. Ama belli ki hareketsizlikten dolayı vücudu o hale gelmiş. Kanalımdaki nasıl kilo veririm serisini izlemenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Orada hayat değiştirici bilgiler verdim. 3 bölümü de mutlaka izleyin. Diyet yapmadan istediğin kiloya nasıl düşebilirsin ve bu kiloda nasıl sabit kalabilirsin? En ince detaylarıyla, örnekleriyle anlattım. Ayrıca probiyotik turşu nasıl yapılır onu da anlattım. Bağırsaklarınız için çok faydalı olacak olan aktif karbonun da nasıl yapıldığını anlattığım podcast'i kanalımda bulabilirsiniz. Şimdi size başlangıç programı vereceğim bu programı değişmez bir rutininiz olarak hayatınıza sokacaksınız. İsterseniz birer gün arayla yapın, isterseniz haftadaki gün kendinize mola verin tamamen size kalmış. Benim tavsiyem haftanın her günü yatağa girmeden önce sporunuzu yapın. Ekranda göreceğiniz başlangıç programını uygulayabilirsiniz. Anlatacaklarım bunlar. Mümkün olduğunca size faydalı olacak podcastler yapmaya çalışıyorum. Tecrübeleri ve bilgileri aktarmak gerçekten çok önemli. Benim size aktardığım bu bilgilerin arkasında sayısız deneme, yanılmalar, hatalar yani kısacası uzun zaman yatıyor. Benim istediğim şey siz bu süreçleri, hataları yaşamadan direkt benim seviyeden başlamanız. Kanalımı takipte kalın ve videoya like atmayı unutmayın. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.